İnsan yalnız doğar bazen. Ben yalnız bir çocuktum. Sevilen bir çocuktum ama yalnız olduğum zaman galiba daha mutluydum. El ve su günlerimiz burada yaşadık. Her akşam toplanıyorduk hepimiz. Ondan sonra Bela gelince Orhan Veli her zaman Orhan Veli ona aşık. Bir şey var. Biliyorum ama anlatamıyorum dedi. Hemen oturdu yazdı. Yazdıktan sonra bana verdi. Orhan'ın bana aşık olduğunu anlamadım. Çünkü ilk ferofoptu. Gavur dediğin zaman bitti, yeter. İsmet Paşa demiş, koskoca Türkiye'de İngilizce öğretebilen birini bulamıyor musunuz? Vallahi dedi, birini bulduk. Üç lisanı da öğretir ama ismi belli demiş. Üç telli, dört telli, beş telli turna. Köy hastalarında harıl harıl kitaplar okunurdu. Haftada bir kitap. Belli ki kitabı mecburen okurdu köy öğrencisi ve derslikte anlatırdı. Sabahattin Ali de Hasanoğlan'a gelirdi. Ben kaçmak niyetindeyim dedi. Ne dersin, kaçayım mı, kaçmayayım mı? Deseydim gitmeye belki de öldürülmezdi, bilmiyorum. Bir gece bir adam geldi. Müttenim dedi. Ben müthiş korktum. Sabahattin Ali'ye ait ne varsa hepsini yaktım. Fakat muhakkak ki unutmuyorsunuz. Ne acıyı unutuyorsunuz, ne insanı unutuyorsunuz. Annem, babam ve üç kız kardeşim. Bu tarafta Barnatan Han vardı. Galiba biraz daha aşağıda sinema vardı. Sinemanın tam bitişiğinde bizim apartman vardı. It was a very nice couple. You know, it's the kind of women where they don't say anything, but you feel their presence. They don't even have to talk.